Merhabalar, şu anda Tarsus'ta Pir Ömerli köyündeyiz. Pir Ömerli köyü Tarsus'a 27 kilometre civarında bir köy. Buranın rakımı 600 metre civarındaymış. Şimdi burada bir lavanta bahçesi var. Lavanta bahçesini ben geçen sene de aslında gezmiştim ama bu sene sahibiyle tanışma fırsatım oldu. Geçen sene görememiştim. Birazdan Abdullah Bey ile bu lavanta tarlası hakkında konuşacağız. Abdullah Bey burada güzel bir görsellik hazırlamış. Lavanta bahçesinin girişine bir kapı koymuş. Bu da dedesine ait olan işte ahırın eski kapısıymış. Kahyaoğlu lavanta diye tabelası da var. Şimdi kapıyı açalım ve lavanta bahçemize girelim. Evet. Abdullah Bey burada büyük bir fedakarlıkla, yani cebinden para harcayarak burada bir fark yaratmış. Yani Akdeniz'de, Çukurova'da bu lavanta tarlaları konusunda ilk adım atan köylülerden bir tanesi kendisi. Birazdan kendisiyle konuşacağız. Yani lavanta denilince akla hep Isparta gelirdi. Biz Tarsusların aklına. Artık şu anda Tarsus'ta Pir Ömerli köyü de geliyor. Tarsus'ta şu anda zaten 3 ayrı köyde lavanta ekimi yapılıyor. Ama bunu turizme yansıtan, şu anda en iyi yapan Abdullah Ateş adında arkadaşımız. Abdullah Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizinle konuşalım. Bu lavanta tarlası fikri nereden aklınıza geldi? Bizim mesleğimiz çiçekçilik olduğundan. Evet. Kışın nergis işi yapıyoruz. Evet. Yazında arada bir boşluk oluyor. Bunu nasıl değerlendirebiliriz derken. Evet. Araştırmalarımızın sonucunda lavanta olarak bu boşluğu dolduralım dedik. Evet. Yani eliksire. Evet, Tarsus'ta. Yani köylü olup da yani parasını daha henüz kazanamayacağı sektörü yatıran sizden başka bir köylü yoktur herhalde. Çünkü siz daha burada harcadığınız paranın, değil mi? Evet. Yani maliyetini de çıkarmadan burada bir yatırım yapıyorsunuz. Aslında Tarsus Turizmi adına bu çok güzel bir adım. Ben sizi burada tebrik ediyorum. Peki size hiç destek olan var mı bu konuda? Bir yerin destek var mı? Destek, hiçbir destek yok şu anda. Biz kendi çabalarımızla yapabildiğimiz, evet, kadar yapıyoruz. Çok daha bir maddi kazancımız da olmadı yani. Evet. İşte buraya yekeli 3 yıl oldu. Sadece bunun belediyesini, fidesini belediye vermiş. Fidesini Büyükşehir Belediyesi vermiş. Duymuştum, evet, o zamanlar. Evet. 2019'da. Evet. Ondan sonrası kendi çabamızla. Zaten görüyorsunuz burada bayağı bir, evet, çaba harcadık. Hatta bahçeyi aşağı doğru genişletiyorsunuz. Şimdi evet, siz aşağı görmüyorsunuz ama aşağı tarafta da şu an yeni lavantaları gördüm. Seneye orası da aynı burası gibi olacak. Yani burada görsellik seneye çok daha güzel olacak. Evet. Şu anda yağmur da başladı. Biz bereketle beraber getirdik vallahi bu arada. Evet. Abdullah Bey'le daha 5 dakika önce konuştuk. Yağmur yağar mı acaba diye. Hiç zannetmiyorum demişti ama yağmur arkamızdan geldi. Ama biz çekime yine devam edelim bu yaz yağmuru. Yağmur yağsın da biz devam edelim. Islanmaya razıyız. Evet. Buraya gelen gruplar oluyor değil mi Abdullah Bey? Evet, oluyor. Tur olarak geliyor. Evet. Yakın çevreden aslında buraya gelen turlar hem lavanta bahçesini keşfediyorlar hem de burada köy hayatını görmüş oluyorlar. Bir de Abdullah Bey burada ailesi birlikte, mesela şu arka tarafta ben şöyle göstermek istiyorum uzaktan. Bakın karşıda gördüğünüz o çardağın altında gelen misafirlerini sıkma çay servisini de yapıyor. Yani buraya geldiğinizde hem lavanta bahçesi hem de yöresel işte bir köy kahvaltısı sıkma börek yeme şansına sahip olacaksınız. Bu arada Abdullah Bey, bu kızınız mı sizin? Evet, kızımız bu. Bizim patron Perihan. Öyle mi? Perihan merhaba. Merhaba. Sen ne yapıyorsun? Lavanta çiçeklerini buket yapması, onları mı satıyorsun sen? Misafirlere. Evet. Ne güzel, kolay gelsin. Abdullah Bey, söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Bu konuda biz şu anda yerel turizmcileri buraya getirmiş oluyoruz ama daha geniş, evet, şehir dışından veya ülke dışından kişileri bekliyoruz, turizmcileri. Köyümüze ve çevresindeki doğal güzellikleri görüyorsunuz. Evet. Bir yıl sonra barajımız da arka tarafta açılacak. Bir görsel de orası olacak. Bir de baraj gölü var köyün yakınında diyorsunuz. Evet. Şu çamların içine çıktığımız zaman baraj ayağımızın altında olacak. Evet. Yani Pir Ömerli'nin kıymetini bilmek lazım. Pir Ömerli altın değerinde bir köy olacak gelecekte. İnşallah. Ama şu anda değerini bilinmiyor Pir Ömerli'nin. Bilineceği zaman yakın diyelim. Ben umuyorum. Yani sizi bu konuda tekrar tebrik ediyorum. İnşallah burası, yani çevre illerden de grupların geldiği bir turizm, evet, anlayışının geliştiği bir Tarsus'ta öncü bir köy olur burası. Siz aslında burada girişimci olarak şu an bir öncüsünüz. Evet. Yani Tarsus'ta sizin gibi çiftçiler, sizin gibi işte köyde fark yaratan insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Abdullah Bey çok teşekkür ediyorum. Bir sloganımız da bizim şu. Evet.
uzak değil, Piremerli kadar yakınız size diyoruz. Güzel, evet. Sevgili Tarsus Gezi Rehberi abonelerim, uzak değil, bir Piremerli köye kadar size yakınız diyor burada Abdullah Ateş. Burada Abdullah Ateş'in güler yüzlü ortamında işte lavanta bahçesini gezip bir şeyler yiyip köy havasını görmek istiyorsanız sizleri, herkesi buraya bekliyoruz. Sen bir şey söylemek istiyor musun Perihan? Lavantanın birçok şeye faydası var zaten. Neye faydası var mesela? Lavanta yağının uykusuzluğa, strese, nasıl desem, gribe falan faydası var. Lavanta kesesini de kıyafetlerimizin arasına koyuyoruz. Odalaba açınca zaten mis gibi kokular gelmeye başlıyor. Onun kokusu giderdi mi onu biraz ufalıyoruz ve zaten kokusu çıkıyor o zaman. Çok teşekkür ederiz Perihan. Perihan bize çok güzel bilgi verdi. Tekrar teşekkür ederiz Abdullah Bey. Teşekkür ederiz. Size her zaman bekleriz. İşlerinize kolay gelsin diyorum. Ha bir de şundan bahsedelim. Bir de burada kışın sizin yaptığınız nergis bahçesi var değil mi? Bizim 40 yıllık mesleğimiz esas nergis. Ha esas nergisten geliyor. Evet, esas nergis. O zaman Ocak ve Şubat aylarında biz buraya belki tekrar geleceğiz. Bu nergis tarlasında. Mart ayına kadar nergis devam ediyor. Evet, aşağı kısımda şimdi göstersem de göremezsiniz çünkü şu an nergisler kurudu. Şu an soğanlar toprağın altında kaldı. Evet, dinleniyorlar. Evet, dinleniyorlar şu anda. Kışın açmak için işte evet. Burada misafirlerini o mis gibi kokuyla karşılamak için bekliyorlar. İnşallah kışın yine görüşürüz. Evet, Piremerli kış yaz turizm belgesi diyebiliriz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz.